Selamünaleyküm. Herkese kolay gelsin. Bugün sizler için elimizden geldiği kadarıyla solucan gübresi. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Evet. Bu görmüş olduğumuz solucan gübresi. Şöyle elimize alalım. Evet. Bunu nasıl kullanabiliriz? Elimizden geldiği kadar anlatalım. Önce çukurları kazıyoruz. Kazmış olduğumuz çukurlara, yani fidan yerlerine, evet, birer avuç boşaltıyoruz. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi bunların hepsinde solucan gübresi var. Bu çukura salatalık fidemizi, böyle ve sıradaki de buna işte görmüş olduğumuz gibi böyle ekiyoruz. Evet. Salatalıkları ekeceğimiz yerlere koyduk. Görmüş olduğunuz gibi tavanında solucan gübresi de var. Evet. Solucan gübresiyle ekmiş olduğumuz salatalıklarımıza ekerekmiş hemen can suyunu da veriyoruz. Evet. Şöyle. Evet, önce çukurlarını kazdık. İçerisine belirli oranda bir avuç diyelim solucan gübremizi çukurun içine koyduk ve sonra da fidanlar içine ektik. Ektikten sonra üzerine tekrar ayarlıyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet, şöyle cızımızı gösterelim. Suyumuzu da saldık. Yavaş yavaş ekmiş olduğumuz salatalıkları suyla kavuşturup can suyunu da vereceğiz inşallah. Solucan gübresini eğer sonradan ilave etmek istiyorsak ekmiş olduğumuz, evet şöyle gösterelim, fidelerin dibini açıyoruz. Evet, dibini kazmış olduğumuz biberin etrafını şöyle yuvarlıyoruz. Evet. Şu şekilde etrafını boşalttık. Boşalttıktan sonra evet, bir avuç solucan gübremizi alıyoruz ve dibini evet yaptık. Üzerini kapatıyoruz. Evet, güneş ve su görmeyecek. Evet, üzerini şöyle kapatıyoruz. Evet, üzerlerini kapatıyoruz. Evet, ekili alanların dibine uygulamada böyle.